Seçimden bahsedelim. Tabii ki dengeler her an değişiyor. Çeşitli ittifaklar söz konusu, yeni adaylıklar söz konusu ve bu adaylıklarla ilgili gündem var. Dengeler, adaylar, partiler arası temaslar. Kısacası tüm yönleriyle seçimi konuşacağız. Konuklarımız Habertürk yazarı Nagihan Alçı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sizlere, kıymetli konuklarım. Nagihan'cığım hoş geldin. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun, eksik olun. Efendim, seçime artık 57 gün kaldı. İttifakların tüm çabası en az %51 oy alabilmek. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız dedi. Ve en son yeniden Refah Partisi ve Hüdapar ile görüşmeler söz konusu oldu. Bu partilerle temas Cumhurbaşkanı adayı desteğiyle mi kalır, yoksa ittifaka yeni katılanlar olur mu? Sayın Şahin hocam sizinle başlayalım. Öyle anlaşılıyor ki yani yakın zamana kadar bu netleşecek gibi gözüküyor. Tabii ki iki kümeleme olarak buna bakabiliriz. Bir altılı masanın etrafında bir kümeleme olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki Cumhur İttifakı'da mevcut Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Büyük Birlik Partisi de biliyorsunuz yürüttükleri bir yol vardı. Şimdi iki daha görüşme devam ediyor. İşte Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi. Bu daha fazla genişler mi? Şöyle olabilir, onu söyleyeyim. Belki partisel bazda olmayabilir. Bu bazen kişiler bazlı görüşmeler de olabilir. Çünkü Türkiye'de 120 küsur parti var biliyorsunuz. Bazen bakıyorsunuz, Türk siyasetinde meşhur bir söz vardır, özgül ağırlık diye. Şimdi bazı partilerle görüşülüyor ama Türk siyasetinde etkili olan bazı kişi, aktörler bazı partilerden çok da etkili. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Bu şekilde de yeni görüşmeler gündeme gelebilir veya listelerde bu şekildeki siyasileri görebilme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Kulağıma da bazı şeyler geliyor. Diğer tarafa bakacak olursak bence orada altılı bir masa var. Masayı altılı tutmak istiyorlar. Masanın dışında farklı kapılar açtılar. Sofra biliyorsunuz. Sofrayı oluşturdular. Artık masada yeni birine sandalye vermek istemiyorlar. Şimdi sofra üzerinden. Dünkü ziyaretlere baktım. Şimdi sofra da bence tam oturmuyor. Herhalde çay görüşmelerine düştü bazıları da. Şimdi çay görüşmeleriyle de destek arayışına girdiklerini görüyorum. Çünkü böyle bir çaba her zaman devam edecek. Bir de tabii ki HDP ile ilişkiler. Yani bu da hiçbir yere oturmuyor. Ne altılı masaya oturuyor, ne sofraya oturuyor, ne de çay görüşmelerine. O tamamen farklı bir düzlemde hareket ettiğini görüyoruz. Bu listeler netleşene kadar devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Bir kısmı tabii ki meclise girmek istiyor. Bir kısmı daha büyük pazarlık yapmak istiyor HDP gibi. Bu süreci biz önümüzdeki yakın zamanda birkaç hafta içinde bitecek biliyorsunuz. Sanırım bu trafik azalacak gibi gözüküyor. Peki HDP'den bahsettiniz. Hemen Nagihan Alçı'ya dönüp HDP'nin konumlanmasından bir soru yöneltmek istiyorum. Nagihan bugün bir görüşmesi söz konusuydu, ertelendi. Nagihan'la ilgili bir sıkıntı var zannedersem. Peki yeniden arayacağız Nagihan'ı. Muhtemelen benim sorum bitene kadar Nagihan da yeniden bağlanmış olur. Şimdi HDP ile ilgili nereye oturtacağımı bilemediniz. Bilemiyorum çay masasına. Ben devam edebilirim, hiç sorun yok. Buyurun hocam, o zaman sizinle devam edelim. Şimdi HDP'nin tabii ki nasıl bir yol izleyeceği önemli. Bir tarafta İYİ Parti muhalefeti var. Tabii belirli bir ölçüde İYİ Parti muhalefeti. Bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde görüşmesini bekliyoruz HDP ile. Nasıl bir yol izlenir? HDP'nin bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ya da bu bir siyaset, her an her şey olabilir, kendi adayını çıkarma kararı söz konusu olabilir mi? Neler söylersiniz? Allah açık söyleyeceğim, yarın içinde yazdım bunu. HDP ile CHP arasındaki uyum, CHP ile İYİ Parti arasındaki uyumdan daha güçlü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile masada oturuyor ama çok fazla bir uyumun olduğunu zannetmiyorum. Hatta bunu 3 günlük ortaya çıkan resim Türkiye'ye net bir şekilde gösterdi. Hatırlayalım, 3 günlük biliyorsunuz
6 Mart'la 3 Mart 6 Mart arasındaki o tartışmayı kastediyorum. Bir anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karar alıcıların bir kısmı suskun kaldı ama bir kısmı çok rahatlıkla İYİ Parti hatta daha da ileri taşıyarak aynı zamanda destek veren yazar çizer takımı diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verenler İYİ Parti'ye Akşener'e söz söylemenin de ötesinde Türkiye'deki sağ kesime yönelik hiç de böyle kabul edilmeyecek söylem kullanmaktan geri durmadılar. Yani bu aslında şunu gösteriyor. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ilişki seçime yönelik bir ilişkidir. Onun ötesi yok onu söyleyeyim. Seçim pazarlığı üzerinden yürüyen bir ortaklık. Burada da ana amaç Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Ama ben yeni CHP diyorum. Özellikle 10 Aralık hareketi diye bir hareket. Benim belki takip edenlere bunu daha rahat bileceklerdir ne demek istediğimi. Yeni CHP'nin HDP ile uyumu bence İYİ Parti ile'den daha güçlü dememin sebebi şuydu. İdeolojik bir ortaklık var onu söyleyeyim. Türkiye'deki temel meselelere bakışta ideolojik ortaklık olduğunu görüyorsunuz. 3 gün içinde İYİ Parti'ye ve sağcılara demediklerini bırakmayanlar HDP'nin bileşenleri ve PKK ile ilişkileri konusunda yıllardır her şey gün yüzünde olmasına rağmen iki çift söz söylemediler. Bunun anlamı şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile bir uyumu vardır ve İYİ Parti ile uyumundan çok daha çok ileridedir. Masada peki, olup olmadığına hiç bakmayın. Evet. Peki hocam şöyle bir senaryo üzerinden ilerleyelim. Diyelim ki HDP Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde de bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonra bu netleşti. Az önce Sayın Çavuşoğlu'nu da dinledik ya, her şeyde bir kazan-kazan formülü işliyor. Tabii ki CHP de kazanmak isteyecek, HDP de kazanmak isteyecek. Fakat bu ortaklıkta HDP'nin kazanımları İYİ Parti'nin canını sıkarsa ve bu gidişatın aleyhine bir yol, yöntem olarak görürse ne olabilir? Nasıl bir formül üretilebilir o zaman? Valla ben bunun biraz zor olacağını düşünüyorum. Çünkü HDP işte hiçbir şey istemiyor. HDP'nin masadan talepleri yok filan bu tür şeyler söylüyor ama HDP şunu istiyor. HDP diyor ki özellikle masadaki yer almaması, işte sofrada yer almaması veya işte çay görüşmelerinde yer almaması ama diyor benim ilişkim öyle rastgele bir ilişki değil. Artık şu ilişkinin düzeyini bir belirleyelim, çerçevesini çizelim. Öyle uzun süre gidecek bir ilişki değil diyor. Açıktan kamuoyu önünde bir ilişki tarzı istiyor ve bunun adlandırılmasını istiyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Başka bir şey daha var. O da şu. Evet, diğer masadaki dört partinin koltuk hassasiyetini kullanarak bence HDP daha büyük pazarlığın içinde ne istiyor söyleyeyim. Mesela HDP koltuk derdinde falan değil. Daha ilerisi bir kayyumlar meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden tavrını bekliyor. Bugüne kadar ortaya koymuş olduğu destek tavrını daha doğrusu gösterecek mi? Sınır ötesi operasyonlar, bunlar çok önemli. Terörle mücadele. Baktığınız zaman bunu zaten HDP'nin sözcüleriyle Kandil'dekiler açık açık söylüyorlar. Diyorlar ki yeni değişim süreci olduğunda yani bu bize ümit veriyor, bizi umutlandırıyor. Bu süreç olduğunda hani diyorlar ya diyor. Bunu daha çok biliyorsunuz Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar çok dinlendirir her konuşmada. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele devam edecek. İşte diyor bu cümleyi söylüyorlar ya bunlar sona erecek diyor yeni süreçte. Onun için HDP'nin istediği büyük pazarlık. Bu büyük pazarlığı CHP hele masayla İYİ Parti ile aynı masada oturan CHP nasıl karşılayacak? Bu önümüzdeki süreçte epey bir konuşulacak gibi gözüküyor. En azından bazı işaretler ortaya çıkacak. Evet, muhtemelen çözülmesi gereken ve olası bir HDP'nin destekleme durumunda çözülmesi gereken bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir diyorsunuz. Şimdi en çok konuşulan konulardan biri de Sayın Muharrem İnce'nin bir aday olarak çıkması. Şimdi Sayın Muharrem İnce'nin de açıklamaları son derece aslında iddialı. Eğer ikinci tura Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte kalırsak gibi başlayan açıklamaları var. İşte siz bunu bana değil işte benim aday olmama isteyenleri ikna edin gibi açıklamaları var. Nagihan, İki soru sormak istiyorum. Öncelikle Muharrem İnce aday olur mu? İkinci sorumda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında bir görüşme gerçekleşir mi? Oylum, Muharrem İnce'ye geçmeden önce müsaade edersen çok önemli bu sorduğun sorular ama HDP ile ilgili bir iki şey söylemek isterim. Tabii buyur, tabii ki.
Biraz bağlantıda problem vardı. Hepsini duyamadım ama şimdi bilmiyorum o kısmı konuştunuz mu? Sayın Kılıçdaroğlu ve HDP arasında görüşmesi beklenen, bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmeyle ilgili geldiğimiz nokta üzerine birkaç şey söylemek isterim. Tabii. Çünkü ben bugün gerçekleşmeyen, ertelenen ama ne zamana ertelendiği de henüz belli olmayan toplantının iletişim şekliyle ilgili CHP açısından çok ciddi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Yani şimdi dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Toplantının ertelenmesine dair, onu ev sahibine neden ertelendiğine dair onu ev sahibine soracaksınız diye. Daha sonra HDP'den genel başkan, eş başkanların deprem bölgesinde yoğun programları olduğu gerekçe gösterildi. Bugün de Selahattin Demirtaş T24'te önemli bir yazı yazdı HDP'nin taleplerine dair. Ve ortaya şöyle bir tablo çıktı. Yani sanki CHP genel başkanı, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'den randevu talep ediyor ve HDP de biraz kendini naza çekiyor gibi. Böyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Üstelik bu 18 Mart'ta böyle bir tablo ortaya çıktı. Yani baştan aşağı ben bunun yürütülüş iletişim şeklinin hem CHP açısından hem ortak cumhurbaşkanı adayı sıfatı taşıyan Sayın Kılıçdaroğlu açısından hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu çok ciddi bir eleştiri malzemesi veriyor. Bir kere her şeyden önce HDP iktidar cephesi açısından çok büyük bir eleştiri kaynağı. Yani başından itibaren masanın üstünde mi altında mı vesaire tartışmalarıyla aslında kendi tabanını HDP meselesinde, HDP ile Millet İttifakı arasındaki ilişkiyle ilgili kendi tezlerine önemli oranda ikna etmiş bir iktidar cephesi var. Şimdi bu ikna edilmiş tabana malzeme verecek bir görüntü de ortaya çıkıyor Peki Nagihan, muhalefet açısından şöyle bir baktığımızda. soru yöneltmek istiyorum. Şimdi Habertürk ekranlarında HDP eş başkanının aslında CHP'ye çağrısını hep birlikte tüm Türkiye izledik. Şimdi senin söylediğin HDP sanki biraz naza çekiyor kendisini ve bir eleştiri ortamı oluşturuyor gibi bir algı yaratılıyor dedin. Bir taraftan da onu HDP'ye soracaksınız diyen bir lider var. Arada ne olmuş olabilir? Sence nasıl bir gündem oluştu da CHP'ye açık çağrı ve şu anda gelinen noktada ertelenme noktasında da bu noktaya gelindi? Şöyle yani ben çok ekstra kapalı kapılar ardında bir görüşme ya da bir gelişme olduğu kanaatinde değilim. Elimde o yönde bir bilgi de yok, bir kulis de yok. Ama şu var yani HDP ben çantada keklik değilim. Benim yüksek, çok yüksek bir pazarlık gücüm var diyor. Ve HDP hala son dakikaya kadar kendi adayını çıkarma olasılığını da hatırlatıyor. Yani aslında seçimlerde ne kadar kilit bir parti olduğunun altını kalın bir şekilde çiziyor HDP. Ben bunu bütün çıktığım yayınlarda da söylüyorum. Yani Sayın Mithat Sancar, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri yönünde olumlu sinyaller verdi. Ama bu HDP'nin kararının nihai olduğu anlamına gelmiyor. Hala değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün Selahattin Demirtaş'ın yazısı diyor ki biz işte pazarlık içinde değiliz. Tekrar hatırlatıyor 11 maddelik tutum belgesi. Biz işte Türkiye'nin dönüşüm süreci olacak mı, ne kadar olacak, işte inandırıcı olacak mı vesaire bunlara bakıyoruz gibi bir şey söylüyor. Ama yani diyor ki siz aslında şunu demeye çalışıyor HDP cephesi. Altılı masa olarak sürekli iktidar tarafından bize tırnak içinde söylüyorum ayıplı, bitli, yorgan muamelesi yapıldı ve siz buna karşı hep savunmada kaldınız ya da bize yönelik o jargonu, o söylemi değiştirmediniz. Şimdi bizim desteğimizi almak istiyorsanız bizim varlığımızı bir şekilde kabul edeceksiniz ve bizim tutum belgemizle ilgili de olumlu bir fotoğraf ortaya koyacaksınız, tavır sergileyeceksiniz. Biz ancak bu şekilde varız diyerek gücünü gösteriyor gördüğüm Aslında kadarıyla az HDP. önce Sayın Şahin'in de söylediği gibi işte biz bir masadan talepte bulunmayacağız, herhangi bir beklentimiz yok demek aslında gerçek HDP'nin düşüncelerini, beklentilerini yansıtmıyormuş. Öyle diyebilir miyiz Sayın Şahin? Aynı soruyu Sayın Alçı'ya da yönelteceğim. Ya aslında HDP'nin beklentileri çok belli. Çünkü öyle bir şunu söyleyeyim. Muhalefetin şöyle bir sorunu var. Ve bunun da hiç farkında bile değiller.
3 günlük çok yoğun bir tartışma yaşadılar. Habere giden haberci biliyorsun bazen haber olur ya, bunu siz benden daha iyi bilirsiniz basında yer alan biri olarak. Seçime giderken parti umut vermesi gerekirken kendisi haber oluyor. Buna benzer bir durumu var muhalefetin. Dikkat edin yani şey konuşulmuyor. Yani şimdi bile yani seçime gidiyoruz hızla. Yani masa kendini konuşturuyor. Masa planını programını konuşmuyor. Masa kendini konuştururken kendi iyi tarafını değil sorunlarını konuşturuyor. İşte HDP ile ilişkiler ne olacak? İyi Parti ile CHP ilişkileri dörtlü ne yapacak? Kimle çay içelim? Sofraya kimi oturtalım? Bilmem ne. Milletin derdi bu değil. Türk milletinin derdi bu değil. Bunun farkında bile değiller. Hiç şeylerinde bile değil. Yani Türkiye'nin hani millet can derdinde bunlar yani kendilerini konuşturma derdinde. Bunun farkında bile değiller. Ne zaman fark ederler? Öyle zannediyorum. 14'üne akşamı fark ederler. Yani 14 Mayıs akşamı bunu fark edeceklerini düşünüyorum. Anladım. Şimdi geleyim HDP mevzusuna. HDP'nin ilişkileri bilinmiyor değil ki. HDP'nin ilişkilerini bilmek isteyen varsa kapatma davasındaki hiç görmemişlerse, hiç bilmemişlerse, uzaydan gelmişlerse, Türkiye Türk siyaseti ile ilgili, Türk siyasal tarihi ile ilgili hiçbir bilgileri yoksa, HDP'nin geçmişi, PKK falan bunlarla ilgili hiçbir şey duymayıp uzaydan paraşütle atılmışlarsalar sadece bakacakları bir şey var. Kapatma davasını okusunlar. En azından orada bir fikir sahibi olurlar. Bu belli zaten. Evet. Bir de tutum belgesi var biliyorsunuz ortaya koydukları. Bir talepleri var. Şimdi o talepleri masaya getirdiğiniz zaman İyi Partililere bunu kabul etme şansınız yok. Bunu da açıktan dillendirme şansınız da yok. Zaten en çok üstünde çünkü konuştuğumuz, zaman soru ürettiğimiz konu bu. Aşağı yukarı hocam, acaba bir ortaklık olursa ya da bir destekleme durumu söz konusu olursa İyi Parti'nin bu konuda alacağı yön, alacağı tavır, Sayın Akşener'in bu konularla ilgili açıklamaları ne yönde olacak diye çok soru üretiyoruz. O zaman hemen Sayın Alçı'ya buyurun siz bitirin. Hemen bir sonra iki cümle söyleyeyim. Nagihan Hanım'ın izniyle iki cümle söyleyeyim sadece. Tabii. İyi Parti bu konuda çok esnedi. Benim beklentimden daha da fazla esnedi açık söyleyeyim. Niye esnedi biliyor musunuz? Sözcünün açıklaması vardı. Yani biz görüşmeyiz. Masada HDP olmaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın hangi partiyle görüşeceğine karışmayız. Bunun Türkçesi şuydu. Hani HDP ile de görüşülebilir. Bunun Türkçesi bu. Nitekim hem CHP'den gelen hem de HDP'den gelen açıklamaya baktığınız zaman Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşmeyi Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile yapacağız diyorlar zaten. İyi Parti burada esnedi. Yani gidebileceği duvara kadar gitti. Bilmiyorum bundan sonra esneyebilirler ama onu da zamanla göreceğiz. Sayın Akşener'in açıklaması şu yöndeydi. Elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu görüşebilir ancak masaya getirilmesin gibi bir yaklaşımı vardı. Nagihan, şimdi tüm bu konuların derlenip toparlanmasından sonra sence senin beklentin HDP'nin kendi adayını çıkarmasına yönelik mi olur? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu ve eş başkanların görüşmesinin ardından ya da kimle yapılacaksa görüşme... HDP ve CHP altılı masanın fikirleriyle antant kalınır ve HDP Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekler mi? Ne beklersin sen? Oylum bunun tahmin etme kolay değil. Yani normalde beklenen HDP'nin kendi açıkladıkları çizgi doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi. Bu arada aslında talep olarak çok gizli bir şey de yok HDP tarafından. 11 maddelik tutum belgesi açık diyorlar. 11 maddelik tutum belgesinin içinde 2 madde dışında 6 partinin, yani İyi Parti'nin de itiraz ettiği nokta yok. Yani onlar genel geçer, işte tarafsız bağımsız yargı, işte tam demokrasi, şu an tam aklımda yok ama doğaya saygı, gençlerin önünü açmak falan gibi şeyler. 2 madde, bir anayasa, özgürlükçü anayasa ile ilgili istedikleri tutum belgesindeki bir madde. Orada farklı görüşler var. Yani orada belki Deva Partisi ile vesaire uyuşulabilir ama İyi Parti'nin kabul etmesi mümkün değil. Kürt sorununun demokratik çözümü. Orada da yani İyi Parti şu anda aslında mevcut rejimin, Cumhur İttifakı'nın, iktidarın yaklaşım çizgisiyle farksız bakıyor aşağı yukarı. Hem Kürt sorunu hem de terörle mücadele. Dolayısıyla orada da bir uzlaşma sağlanamaz ama genel
baktığımızda en problemli olan işte kayyumların kaldırılmasını istiyor HDP gibi bir şey söyleniyor. Ben açıkçası buna çok katılmıyorum. Çünkü zaten 6 parti bir kayyum uygulamasının mevcut şekilde devam etmeyeceğini, şayet iktidara gelirlerse devam etmeyeceğini teyit ediyor ortak mutabakat metninde. Yani HDP'nin bugün daha muğlak bir şekilde Kürt sorununun demokratik çözümü ya da özgürlükçü anayasa taleplerinin önünde tuttuğu en somut talep mevcut kayyum uygulamasının kaldırılması. Zaten altılı masa, Millet İttifakı bunu vaat ediyor. Yani diyor ki idari kararlarla kayyum atanamayacak, ancak kesinleşmiş yargı kararıyla belediye başkanları görevinden alınabilecek ve bu şekilde yerine ikame edilemeyecek diye ortak mutabakat metninde var. Dolayısıyla orada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum, ama bu işin iletişimiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin yeniden düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Hem 18 Mart gibi Çanakkale Zaferi, yani Türkiye tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Böyle bir günde 18 Mart'ı kutlama programları ön plana çıkması gerekirken, özellikle de Cumhuriyetimizin kurucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından onun yerine aslında tartışmaya ve seçime giderken iktidara tırnak içinde söylüyorum koz vermeye çok müsait HDP ile görüşmenin planlanması bir kere zamanlama açısından son derece yanlış. HDP ile görüşmek yanlış olduğu için söylemiyorum. HDP ile görüşmek doğrudur, normaldir. Yani elbette ki şayet oylarını istiyorsa ve ortak aday olarak çıkmak istiyorsa Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecektir. Ama bunun zamanlaması üzerine biraz daha titizlikle konuşulması, çalışılması gerekirdi. Ve bu toplantı şayet HDP tarafından ertelendiyse de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu ev sahibine sorun demesi Kılıçdaroğlu açısından bir zafiyet olarak algılanabilir dışarıdan baktığımızda. O açıklamanın da o şekilde bence yapılmaması gerekirdi. Bu iki noktada eleştiriyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum stratejinin, iletişimin. Öte yandan senin sorduğun yani Sayın HDP İnce. ile giderler mi? Ona bakacağız. Muharrem İnce meselesi. Onunla ilgili de kısaca şunu söyleyeyim. Yani ben Sayın İnce, yani elbette ki 2018 seçimlerinde güzel bir rüzgar yakalamıştı. CHP'nin oyunun üzerine çıkmıştı. Özellikle gençlerde bir rüzgar estirmişti. Ancak şunu hatırlatayım. 2018'in Muharrem İncesi, 2023'ün Muharrem İncesi değil. 2018'in Muharrem İncesi, Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmiş bir Muharrem İnce'ydi. Kürtlere son derece sıcak mesajlar vermiş, HDP tabanına seslenmiş bir Muharrem İnce'ydi. 2023 Muharrem İncesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2018'de kendi yaptıklarını yaptığı için aslında alttan alta eleştiren ve şu tespiti yapan Muharrem İnce. Biz ikimiz, Erdoğan'la ben ikinci tura kalırsak Kemal Kılıçdaroğlu'na giden oyları tamamını kendime alamam. Bu tam olarak ne demişti Ahmet Hakan'a dün dediği. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çizgisini eleştiren mahiyette bir açıklama yaptı. Dolayısıyla yani aslında eski CHP çizgisine yakın bir Muharrem İnce. Görüyoruz. HDP politikasını değiştirmiş olan çok daha fazla aslında bugün mevcut iktidarla kesişen bir çizgiyi de bir oranda benimsemiş olan bir Muharrem İnce var. Peki. Dolayısıyla o iki aradaki 5 yıllık farkı göz önünde bulundurmak gerekir. Bir de şunu söyleyeyim oğlum, çok Kısaca uzatmadan. süremizin sonuna geldik sevgili Nagihan. Tamam. Hemen son sözünü de alalım. Şunu da söyleyeyim. Ben Memleket Partisi ile ilgili yapılan anketlere bakıyorum. Sayın İnce'nin söylediği gibi açıkçası bir sonuç göremiyorum. Yani kendi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalma durumunu hangi veriye, hangi bilimsel rakama dayanarak iddia ediyor? Bunu anlamış değilim. Bakın siyasi bir siyasetçi olarak saygı duyuyorum. Kendi kendine bir parti kurmuş olması elbette takdire şayan. Ama neye, hangi veriye dayanarak bu kadar iddialı bir çıkış yapıyor? Bununla ilgili bence daha ikna edici bir takım somut rakamları bizimle paylaşması gerekir diye Çok teşekkür düşünüyorum. ediyorum değerli konuklarım bizimle birlikte olduğunuz için. Süremizin sonuna geldik. Onun için Ben hemen teşekkür ederim. reklamlara gideceğiz. Hocam, sevgili Nagihan Alçı bizlerle beraberdi. Seçime artık çok kısa bir zaman kaldı. 57 gün kaldı. Bu arada tabii ki yerine oturması gereken bazı taşlar var ve biz de işte bu taşların yerine oturup oturmayacağını ya da eğer yerine oturursa hangi
hangi şekilde yerine oturacağını konuşmaya çalışıyoruz kıymetli konuklarımızla, siyasi analiz yapan uzmanlarla.